Kaçma Fırat, millet de CHP, DEM, PKK işbirliğini yüzünüze vuracak. Haber Türk'te önceki akşam yaşanan olay Türkiye'de oynanan büyük tiyatronun bir özetiydi. Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi üyesi de olan gazeteci sıfatıyla programa katılan Doktor Ali Haydar Fırat, CHP'nin HDP ile yaptığı ittifak eleştirileri üzerinden yüzüne karşı haykırılan gerçekler karşısında çaresiz kaldı ve programı terk etti. Tiyatroya bakar mısınız? Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde gizli ittifaklar yapıldığını ima ederek, bizim dönemimizde ittifaklar şeffaf olacak, diyor. 14-28 Mayıs arasında, Cumhurbaşkanlığı 1 ve 2. tur arasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi'ne kendisine destek verilmesi karşılığında, 3 bakanlık ve MIT müsteşarlığı bıraktığına dair imzalanan protokolü, önce inkar edip sonra kabul etmek zorunda kalan ve bundan dolayı hiçbir utanç duymayanlar şimdi yine kapalı kapılar ardında gizli ittifaklarla mahalli seçimlere giriyorlar. Soyut anlatımla yetinmeyelim. İstanbul'daki son milletvekili seçiminde üçüncü ve en yüksek oyu alan HDP, 22 ilçede birden aday çıkartmıyor. Zaten 2019 mahalli seçimlerinde büyükşehir adayı çıkartmamış ve açıkça CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nu desteklediklerini ilan etmişlerdi. Şimdi de aynı HDP, Esenyurt Belediye Başkan adayını hem de ilan edildikten sonra CHP'ye değiştirttiler. HDP hakkındaki Anayasa Mahkemesi'nde bekleyen kapatma davası ve o dosyada onlarca kişi hakkında suç isnatları sebepli siyaset yasağı istekleri ortada dururken, CHP'nin eski ve yeni genel başkanları HDP şirinlik için cezaevindeki eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'a her konuşmalarında selam yollarlarken, terörist başı Apo için daha iki gün önce özgürlük isteyen HDP ile açık görüşmeler yapıp kapalı kararlar alıyorlarken, CHP Parti Meclisi üyesi Ali Haydar Fırat, CHP'yi terörle ilişkilendirirsiniz, HDP ile bir ittifak yokken nasıl bunu söyleyebilirsiniz diyerek itiraz ediyor. 2019 mahalli seçimlerinde Osman Öcalan'ın televizyona çıkarılması ve Apon'un mektubunun seçim meydanında okutulması üzerinden AK Parti'yi suçlarken ve PKK'yı bitirme noktasında büyük riskler de alarak mücadele üstüne mücadele başlatan AK Parti'yi terörle ilişkili gibi göstermeye çalışmaktan hiç utanmazken ise pir pak olduğunu iddia edebiliyor ve herkesin söz hakkı olan bir canlı Yayında konuşma yerine kaçmayı tercih ediyor. Dün de kendi sosyal medya hesabından şunları aktarıyor: Terör örgütüyle işbirliği yapıp bunu gizleyenler halkımızın yoksulluğunu, açlığını ve yaşadığı sefaleti kapatma çabasında olanlar. Kurucu Genel Başkanım ve hayattaki en önemli yol göstericim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten şimdiki Genel Başkanım Sayın Özgür Özel'e saygısızca ithamlarda bulunanlara karşı bir te tepki ortaya koymayı partime oy veren milyonlarca yoldaşımın bana yüklediği sorumluluk olarak gördüm ve gereğini yaptım. Terör örgütüyle askere kurşun sıkarken görüşme yapan hangi parti olursa olsun hepsi lanetlenmeyi hak etmiştir. Ama PKK'ya silah bırakma sözü verdikten sonra çözüm süreci başlatılmasını, askerlerimizin şehit edildiği bugünkü ortamdaki terör örgütüyle yapılan görüşme ve ondan alınan destekle kıyaslarsanız duvara toslarsınız. Osman Öcalan, Osman Öcalan diyorlar. Osman Öcalan PKK'yı meşru göre değil tam aksine PKK'yı terör örgütü olarak ilan ederek televizyona çıktı ama şu an HDP bir yandan terörist başına özgürlük isterken PKK'yı terör örgütü olarak görmediklerini ilan ederlerken bir yandan da CHP'ye Esenyurt Belediye Başkan adayını değiştirtip kendi adamlarını dayatıyorlar sorun işte burada terör devam ederken teröristlere açıkça destek verenlerle CHP'nin işbirliği yapmasıdır sorun olan. Osman Öcalan televizyona çıktığı tarihte ve yaptığı konuşmasında teröre, teröristlere destek veren tek kelimesi varsa bunu terörle işbirliği olarak yorumlayabilirsiniz. Ama Osman Öcalan'ın teröristleri kınadığı, PKK'nın Amerika'nın kuklası olduğunu belirttiği, HDP'nin de teröristlerle işbirliği yaptığını ifşa eden konuşmasını terörle irtibat olarak yorumlarsanız yalan söylemiş olursunuz aslında kendi suçunuzu örtmeye çalışmış olursunuz. Kaldı ki Murat Karayılan şu an CHP'nin adaylarının desteklenmesini istemiyor mu? Mustafa Karasu ve diğer PKK'nın tüm yöneticileri HDP'yi ve CHP'yi desteklemiyorlar mı? 2019'da AK Parti'ye kaybettirmek için onun karşısındaki en güçlü aday kimse ona oy verin demediler mi? Neyi gizliyorsunuz? Neyi saklıyorsunuz? Devam ediyor Fırat. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve İstanbul halkının meşru oylarıyla iki defa seçilmiş, iktidarın bütün ablukasına rağmen halkına hizmet etmek adına bir adım geri atmamış, Sayın Ekrem İmamoğlu'nu karalamak adına gösterilen çabayı görmezden gelemezdim. Ekrem İmamoğlu'nu karalamaya ne gerek var? Onun üzerindeki karalar zaten kendisine yeter. Biz onun üzerindeki karaları bile yeterince ifade edemiyoruz. Diyarbakır'a defalarca gittiği halde orada PKK'lı teröristleri övücü mahiyetteki figürlerin bulunduğu etkinlikleri ziyaret ettiği halde, PKK'lı teröristlere yardımdan soruşturma geçiren HDP'li belediye başkanlarını ziyaret ettiği halde, Diyarbakır annelerini ziyaret etmekten kaçan Ekrem İmamoğlu'nun bu iki yüzlülüğünü anlatmak mı, karalamak? Biz herkesi kucaklayacağız şovu yapıp ardından da Akit TV'ye icra memuru gönderip ana kumanda kamerasını gösterin. Onu haczedip yedi emine götüreceğim diyen avukatlara bu talimatı veren Ekrem İmamoğlu'nun üzerindeki karaları yetmez mi ki biz fazladan onu karalayalım. Utanılacak işler yapanlar, teröristlerle, terörist destekçileriyle işbirliği yapanlar utanılacak işleri terk etsinler. Milletin gözünün önünde bir yandan şeffaf ittifak deyip, görüşmeler sonrasında ittifak yapıp yapmadıklarını açıklamaktan kaçınanlar, gerçeği açıklamayıp milletten korkanlar, başkalarını HDP ile görüşüyormuş gibi yalanlar uyduranlar çıkıp açıklasınlar. HDP ile şu görüşme karşılığında Cumhur İttifakı şu ildeki şu belediye başkanını değiştirdi. Şu isim yerine bu ismi aday gösterdi. Bir tane göstersinler. Ben onlara CHP'nin birden fazla ilçedeki adayını değiştirdiğini gösteriyorum. HDP'nin CHP'yi desteklemek üzere aday çıkartmadığı yerleri gösteriyorum. Onlar da bunlardan bir tane karşılığını Cumhur İttifakında göstersin. Gösteremezler.